Mahmut Hoca Efendi'den zikrettiniz. Resmini gösterebiliriz isterseniz. Ha, göster hocamızı, evet. Tabii. Ve anlat. İnşallah hocam. Evet. Mahmut hocamız çok değerlidir. Çok efendi bir insandır. Nezaketi, saygısı, hürmeti çok muhteşemdir maşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Lafını sözünü bilir. Ondan sonra kalp ehlidir. Yanına giden insanların kalbinde bir ferahlık, bir suhulet, bir güzellik olur. Çok nurlu yüzü de maşallah. Efendim. İsmail Ağa Camii'nde yıllardan beri orada böyle etrafa nur saçar maşallah. Talebeler de çok kıymetlidir. Bir tek bizim Cübbeli oradan biraz hatalı çıktı yani. Onun dışında çok muhterem, mübarek insanlardır. Hayatıyla ilgili bilgi de var arzu. Evet, dinleyelim, evet. Şeyh Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi, 10 yaşında köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığında hafızlığını tamamlamıştır. Hıfzının çok güçlü olmasıyla bilinmiştir. Devrin tanınmış hocalarından ve dersi alımlarından Süleymaniye Medresesi mezunu Hacı Dursun Feyzi Güven Hoca Efendi'den fıkıh, tefsir, hadis gibi dini ilimleri okuyarak 16 yaşında icazet almıştır. Hay maşallah, 16 yaşında. Maşallah. Kelam ve tasavvuf gibi dini ilimlere tam olarak vakıftır. Hocaları arasında devrin en büyük müderrislerinden Çalekli Dursun Efendi ve Mehmet Rüştü Aşık Kutlu da vardır. Nakşibendi tarikatına bağlı olan Efendi Hazretleri, vaizlik yaptığı dönemdeki sohbetleriyle etrafındakileri kendisine hayran bırakmıştır. Haydar Efendi ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur. Şeyh Ali Haydar Efendi Kıddüs-ü Sırruh vasıtasıyla İsmail Ağa'da imamlığa başlamıştır. Mahmut Usta Osmanoğlu Hazretleri Ruhul Furkan isimli tefsirini kaleme almıştır. Şu ana kadar tefsirin 12. cildini tamamlamıştır. Bunun yanı sıra sohbetlerinden alınan notlarla 4 ciltlik sohbetler isimli eser hazırlanmıştır. Yahyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın Risale-i Kutsiye isimli kitabının tercüme ve izahı da 2 cilt olarak yayımlanmıştır. Başta İmam Rabbani'nin mektubatı olmak üzere birçok eserlere ilgili açıklayıcı sohbetleri vardır hocam inşallah. Mahmut hocamız olgun, derin, samimi, ehl-i sünnette çok titiz, mübarek, değerli bir insandır. Talebeleri de çok nezih, böyle güvenilir, hoş insanlardır. Ama ne hikmetse cübbeli orada öyle çıktı. Allah onda hidayetini arttırsın, Allah aklını açsın. İnşallah. Bak, İttihat-ı İslam lafını söyletemedik daha, hala. Ya kardeşim, her türlü konuşmayı yapıyor. Ama her türlü. Şu Türk-İslam Birliği'nin İttihat-ı İslam bunu söylemiyor. Anlatıyor mesela çektiği çileleri, Müslümanların çektikleri sıkıntıları. Allah'a şükür onları söyletmeye başlattık. İnşallah. Onu da konuşmuyordu. Onu evet. Söylemeye başladı. İnşallah. En son geldiği nokta şu. Burada bir şifre var diyor. Şifre diyeceğine direkt anlatsana ya, İttihat-ı İslam. Müslümanlar bir araya gelsin, birbirini desteklesin, birbirini sevsin. Kardeş olalım desene. Takılıyor kalıyor orada şifrede. Ya şifre diyeni anlatır mı? Kur'an'da öyle bir usul var mı? Evet. Allah açıkça söylüyor. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi diyor. Şeytanlar Allah'a sığınır. Birlikte mücadele edin diyor Allah. Birinize diyor bir müdahale olduğunda hepiniz birleşip karşı koyun diyor Allah ayette. Allah'ın emridir bu. Müslümanlar birleşecek. Öyle şucu bucu falan yok yani. Bütün Allah'a inanan mı? Allah birdir diyen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür diyen, aynı kıbleye dönen herkes kardeştir. Yok Caferi, yok Alevi, yok Bektaşi. Hiç fark etmez. Sünni, bunlar hepsi bizim canımız, yerimiz, kardeşlerimiz. Hepsi Allah'a aşığı. Bu fitneden şiddete kaçınmak lazım. Zaten bir avuç Müslüman var. Evet. Dünyada, değil mi? İnşallah. İnşallah. Onun için inşallah cübbeli de aklını başına alır. Özellikle ilk beklediğimiz ondan şu İttihat-ı İslam'ı söylemez. Mesela Mahmut hocam gürül gürül söyler. Aslandır o. Mesela Allah'tan başka kimseden korkmaz. Gayet güzel. İnşallah bir ara hocamızın bir ziyaretine gidelim. İnşallah Mahmut hocamız. Elini öpüp yine bir duasını alalım. Geçen sefer sizi bırakmak istememişti. İkinci kahveyi ikram edip yanınızda daha uzun maşallah kalmanız ama için. Ama pek lezzetli hocamızın kahvesi de maşallah. Ya efendiliği çok güzel. Mesela hocam bana ne dese ben kabul ederim. Çok asil insan.
Mesela Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri ne dese kabul ederim ama şimdi böyle çok sıradan ve avami bir uslup Müslümana yakışmaz. Avam ağzı Müslümana yakışmaz. Avam derken yani avamın da avamı vardır. Avam yani halk anlamı değil mi? Halkım çok güzel konuşur ama onların içerisinde de bir yani çok özür dilerim bitirim uslubu derler böyle. Ayrı bir uslup vardır. Bu Müslümana yakışmaz. Ya benim sıradan uslup yakışmaz. Ya Allah'tan dinden bahsediyorsun değil mi? Allah korkusundan bahsediyorsun. Onun Allah korkusunun haşyeti etrafını sarsın, kalbini sarsın, uslubuna yansısın. Saygılı bir uslupla konuş Allah'tan bahsederken. Ahiretten, cennetten bahsederken saygılı bir uslupla konuş. Yani milleti güldürmek vazifen yok ki senin. Milletin kalbini ferahlandırmak tabii ki güzel. Ama dini, imani konularda espri olmaz. Şaka olmaz. Ayet var, Cenab-ı Allah diyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'la değil mi? Evet. Ve Allah'ın ayetleriyle mi diyor? Allah'ın Resulü'nü yani hepsi yani mukaddesatla mı alay ediyorsunuz? Evet. Allah, haşa. İnşallah Allah hidayetini artırsın, aklını artırsın. Hidayet nasip etsin Allah. Cübbeli Hazretlerine de inşallah düzelir.